yıpratıcı vesaire yorumlar yapmayalım. Tahminlerde bulunmayalım. Önümüzdeki sezona mutlaka başlıyoruz. Hatta kamp ve transfer çalışmalarına başladık. Ee, diyor derbi soruyorlar derbiye daha var bizim asıl hedefimiz şu anda Türkiye Kupası diyor. Türkiye Kupası maçı bizim için önemli diyor. Bunu da bir e, belirtelim. Ondan sonra El Musrati'nin e, ücreti biraz tartışma konusu oluyor. Biz bu parayı 3,5 yılda ödeyeceğiz. O yüzden Beşiktaş adına çok büyük bir e, şu an taksit taksit olduğu için çok büyük bir para olarak gözükmüyor şeklinde notlar var. Bilmiyorum sende de başka özel bilgiler var mı? Herhalde Santos konusuna son noktayı yani koydu bu özel bilgiler. Yani detayları bunlar zaten. Önemli olan ve en önemlisi Santos. Şimdi eğer e, hanımı geldiyse, eşi geliyorsa tamam bu iş bitmiştir. <laughs> %100 <gülüyor> e, devam edecektir. Zaten hani Santos gibi adama biz iki ayda 3 ayda e, Santos'u değerlendiremeyiz ki. Yani Santos zaten değerlendirecek bir adam değil. Bir de takım şu haldeyken. Santos'un yaptıkları ortada. Şimdi biz kendimizi değerlendirelim. Bizim futbol kültürümüz nasıl? Adam diyor ki bu Santos diyor. Bu yanlış yerde oynatıyor diyor adam. Bu Mutçu'yu 15 gün öncesine kadar tanımayan adam bunu söylüyor. Kim? Adam, adam <laughs> <laughs> Var ya öyle adamlar. Adam. Yanlış ya yerde yer... oynuyor diyor. Tabii. Teknik direktör bunu söylüyor? Değil. Ya diyorum. <laughs> Güzel. Bu Santos'u, Santos, Santos Mucci'nin nerede oynatıp oynatılmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Bilmiyordur abi. Nereden bilsin Ama Adam, adam. <laughs> o gün Santos, Mucci'nin nerede oynattı demiyor. Neden orada oynattı demiyor. 18 tane eksiği olan bir gün. Gezal'ın ve raşitsanın olmadığı bir türlü. Raşitsa da yok yani. Ya diyor sağ kanatta kim o? Necip'i e mi oynasın hocam ya? Yani buçi varsa buçu oynar tabii. Çünkü on numaralar kanatlara kaçabilen. Santrofor arkası oyuncular kanatlara kaçabilen oyuncular. Mertens kanatlara kaçmıyor mu abi? Kaçıyor. Tabii canım onu söylüyorum. O yüzden kaybetti ya işi. <laughs> ya Sparta bırak maçında dediği gibi Serdar'ın. Her kanada gidip kendini boş alan yaratan oyuncu oyundan çıktı. Tabii. <laughs> e şimdi bunu yani Santos böyle bir şeyin içerseydi Santos dedik ben nereye geldim falan demiş olabilir. Böyle kendisi hakkında eleştiriler yapınca. İkincisi bu sıratı yok, şey yok. afrika kupasına denk gelmişsin. Adam Pendik maçında gerçeklerle tanıştı. dört tane gol. Bunun dedi bu takım böyle gol yer mi ya dedi. Gol yememeye çözüm buluyor. Everin Beşiktaş korkak oynamaz. Ya Beşiktaş'ta gol yeme alışkanlığı var. Onu bir kaybetmesi lazım. 3 ve üstü Beşiktaş çok... gol yemez. 3 üstü çok gol yedi Beşiktaş. Bak, bak, bir çırpıda sayarız. Böyle goller yemez. Yersin golü o başka ama böyle şampiyonluk bakın Galatasaray'ın şampiyonluğu kaç gol yemiş? 14. İşte 14 tane yersin. 20'yi geçmez kolay kolay. Ya. Onu demeye getiriyorum. Efendim işte korkak oynatıyor falan. Ve hey, Avrupa şampiyonluğu olan adamdan bahsediyoruz ha. Burada doğru yaptı yönetim. Tabii ki devam edecek ya. Kendi kurmadığı takım. Ve Türkiye'ye gelirken iki tane teklif var. Diyorlar ki Yunanistan'da Olympiakos aynı anda çalıştırabilirsin. Hmm. O da cazip ama yorucu. Aklı, aklı olan adam kabul etmez zaten. Yani. <laughs> i̇şte. Bir de orada da çok baskı var. Yani. Ya orası ya? bizden beter. Yani. Ya i̇nsanın evi evi var, çoluğu var, çocuğu var. Hayat her şey böyle futbol <laughs> para değil. Fatih Hoca son anda kurtardı. Bak, evet, söyleyeyim sana. İnanılmaz bir şeydi ya. Evet. Yani. Şimdi bu Mısır Ati parası ben de baktım ya bu buzdolabı taksidi gibi. <laughs> Doğru Eğer böyle alabiliyorsak ben ben de alırım. Üç buçuk yıl taksitle bir şey kaldı mı? Beyaz Şimdi eşya o... vesaire. Varsa gidelim alalım yani. O e, bütçe bu senenin bütçesi içinde olan bir bütçe dedi aynı zamanda. Yani onu yaymışlar. Ama Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Beşiktaş'ın var. Devre arasında. Beşiktaş, niye diğerlerine çok büyük paralar harcamadılar? E, Sağ e, bekleşeye, stopere. Niye harcamadılar? Dediler ki en kritik yerler burası. Biz burayı harcayalım, burayı idare ederiz. Sezon sonunda oralara bir şey yaparız. Öyle öyle gidiyor, başka çaren yok. Çünkü hedefli e hedef Ziraat Türkiye Kupası. Evet. Şimdi Santos'un profili uyuşuyor mu Ziraat Türk Kupası'na? Uyuşuyor çünkü Çok. turnuva hocası, kupa hocası. Ya bir de o taraftan bakın. E zaten kulüp çalıştığımız o tecrübesi var. Takımı da tanır, Türkiye'yi de tanır. Rakip de kolay. Konus. Bana göre Santos yani, Jesus'tan daha iyi yani. hoca. Ligde yenmişsin. Yarı final yalnız Fenerbahçe çıkacak. Favori olarak tabii Ankara gücü eler. Ankara gücü çıkar Fenerbahçe ama. Fenerbahçe'nin durumu Avrupa'daki gidişatı. Bu arada yarı olarak. final rövanşlı. Onu da vurgulayalım. Evet, yani unutmayalım. Yarı final hem Kadıköy hem şey olur. Eğer Ankara gücü geçerse hem Ankara hem İstanbul olacak. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı Sayın Hasan Arat söylüyorum sosyal medya. Ciddi bir hazırlık var sosyal medyada. Ben onu sezinliyorum. Herkes 2025 seçimine hazırlanıyor. Ha. Sosyal medyada oluşumlar var. Beşiktaş dijital medyasında oluşumlar var. Herkes bir hazırlık içerisinde. Ee, i̇ki tökezlesin Beşiktaş e, futbol takımı. Sen sosyal medyayı gör. Beşiktaş'ın bence bunu çözmesi lazım. Ben... Bak bu en önemli nokta bu. Fenerbahçe Galatasaray bir bütünlük sağlayabiliyor. Ama Beşiktaş'ta bu olmuyor. Doğru Beşiktaş'ta olmuyor. Bak, sıkıntı budur. Ben yani. çok yıllardır bunu görüyorum. Ve Beşiktaşlılar diyor ki eğer de bu sorunu çözmezlerse geriye tek bir çözüm kalıyor. Kulübü birisi satın alacak. E sen her gelen ben bir ara Galatasaray'da görünce şaşırdım. Ne oluyor ya dedim. i̇ki yerde bir seçim oluyor da <laughs> Galatasaray'da neredeyse. Yok Serdar ama bak şimdi bu senin, bu senin dinamikleri çok farklı. Bu sene Galatasaray gitti. Erdem Bey verdi, Dursun Bey verdi bilmiyorum. Ben çat, çat, çat için acayip çat, için ben, ben onun için demiyorum gitti. Gürcan abi. Bundan sonraki süreci ben söylüyorum. Ben Erbaşçı gitti çat çat çat. Çünkü acayip geçmiş şey, aldı. geçmiştekiler diyor ki arkadaş bu yönetim buraya gelirken. Acayip oyuncular aldı. bu yönetim buraya gelirken bunlar sosyal medyada bizi hedef gösterdiler. Linç ettirdiler. Öyle mi kardeş 3-4 maçta sen takıl bak ne oluyor derler. Aman, bu, bu sorunu var işte. o da, o da Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın muhalefeti Serdar bir ama Hasan Bey de dedi ki geleceğim transferlerim hazır yapacağız edeceğiz. O da o iddiayla geldi. E yaptı iki tane. Tamam. iyi adamlar aldı. Hayır yapmanı demiyorum. Bir şey ama, soracağım. Aldığı şey, adamları nereden aldılar? Portekiz ve Polonya. Birini Polonya şey, Polonya. Pol 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 yani, Yücelen dedi de. onu başkan çıkarken dedik. Bütün İngiltere kulüpleri ben tanıyorum dedi. Hadi Chelsea, demedim. Paris Saint-Germain, El nasıl? hepsinin hadi. başkanını tanıyor. Hadi hadi onu geçelim. Tamam. Başkanları tanıyordur da futbolcular gelmiştir. Onları geçelim. Bu aynı bir de devre arası. Sonuçta önemli iki oyuncu. Santos korku oyun. Yani ne korkak oyuncusu. Klasik var vardı. Abi gol yiyor tabii. Ne sürdün ya. elime ne süreyim başıma da dersin. Ya bu, bu, bu takım takım kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak açık oynadığı zaman ne oldu? Gitti dört tane yedi. Adam çok rasyonel, çok doğru düşünüyor şu anda. Şu anda e, Santos'un Santos yapacağı şey e, kaybetmemek. Önce kaybetmemek. Önce takımın e, en azından Ümraniye'de yapacağı antrenmanlarda neşeli olmasını sağlamak. Hedef olarak kupayı ko koymuş önüne. O, Bak on, adam on ne güzel cevap verdi. Joe Varol niye yok dedi. Bu dedi bir suçu dedi. Çok iyi yönü Necip dedi. Şimdi Joe Varol alınmaz. Necip'i onöre etti. Çok sempatik bir cevap verdi. O zaman eğer Necip oynamaya devam edecekse John Varol o zaman yedek kulübesine alınmış oyuncu oluyor